telefon görüşmeleri yaptınız, öyle değil mi? Davetiyeler gönderdiniz. Beşinci adım iş hakkında bilgi vermektir. İş hakkında bilgi vermenin birinci evresi şirketi tanıtmaktır. Şirketi anlatın. Şirketimiz ne tür bir kuruluş? Atomi, 100 yılı aşkın üne sahip, Kairi ve Kolmar BNH tarafından üretilen ürünlerin distribütörüdür. Ve bu ürünleri inanılmayacak kadar düşük fiyatlarla satmaktadır. Şirket hakkında bilgileri daima elinizin altında bulundurun ve kaliteli fakat uygun mestij stratejisini uygulayarak seçkin ürünleri uygun fiyatlarla sattığımızı unutmayın. Atomi'nin tanımı özet olarak budur. İkinci evrede ürünlerimizi tanıtırsınız. Ürünlerimizi organize bir şekilde tanıtmanız gerekiyor. Kozmetik, diş macunu, hem o hem ürünlerimiz hakkında bir dakikalık bir açıklama yazmanız ve ezberlemeniz en iyi yöntemdir. Konuşurken hedeften sapılabilir ve konunun dışına çıkılabilir. Her şeyi yazmak en iyi yöntemdir. Açıklamanın karmaşık olması gerekmez. Basit sözcüklerle kolay anlaşılır açıklamalar yapmak en iyi yöntemdir. Düşüncelerinizi toparlarken lütfen bunu dikkate alın. Üçüncü evre, kar yapımız ve ücret planımız hakkında bilgi vermektir. üyelere ücretin nasıl ödeneceğini anlatmanız gerekir. Ek olarak geleceğe ilişkin vizyonumuzu tanıtmalısınız. Atomi'nin vizyonu önce dağıtım pazarında lider olmak, sonra dış pazarlara açılmaktır. Amerika Birleşik Devletleri pazarına girdik. Sonra Japonya, Kanada, Meksika ve Çin pazarına gireceğiz. Dünya dağıtım pazarında lider olacağız. Atomi'nin yöneldiği yol işte budur. Bu yola yönelmenin gerekçesi kaliteli ürünleri düşük fiyatlara satmamızdır. Şirketimizin vizyonu budur. Sırada 6. adım var. İş hakkında bilgi verdikten sonra takip ve destek evrelerine geçilir. Takip evresi, bir kişiyle toplantı yaptıktan sonra 48 saat içinde o kişiyle telefonla görüşmektir. Örneğin, satış yaptıktan sonra alıcı ürünleri şikayet edebilir veya bir şeyi yanlış anlamış olabilir. Problemleri çözmek için biraz dikkat göstermek yeterlidir. Markamız henüz ünlü olmadığı için pek çok kişi ürünlerimize biraz kuşkuyla bakmaktadır. ürünlerimizi hiç kullanmamalarına rağmen ön yargılı olabilirler. Onlara hemen telefon ederek ve güvence vererek kuşkularını gidermeniz gerekir. Bu ilke, iş hakkında açıklama yaparken de yerine getirilmelidir. Örneğin bir kişi üye olabilir ve alt sıranızda büyük işler yapacağını düşünerek heyecanlanabilirsiniz. Sonra o kişiden bir hafta haber almayabilirsiniz. Ve aradığınızda kocama bu işten söz ettim fakat çok öfkelendi. Özür dilerim bu işi yapamam diyebilir. Bu nedenle işleri bir hafta bile boş bırakmamanız gerekir. Bazı sorunları daha sonra çözmek çok zor olabilir. Fakat sorunları 48 saat içinde ele alırsanız, kocam bana zorluk çıkardığı için kızdım diyebilir. O anda diyalog kurma umudu doğar. Fakat bir hafta veya 10 gün sonra ararsanız insanlar genelde konuyu unutmuş, yoluna devam ediyor olabilir. Cesareti kırılan fakat hala bu işi yapmak isteyen kişilere şöyle sözler söyleyebilirsiniz. Kocanızın emeklilik yaşı yaklaşıyor. Buna hazırlansanız iyi olur, değil mi? Kocanıza emekli olduktan sonra ne yapmayı planladığını, çalışmaya devam edip etmeyeceğini sorabilirsiniz. Ona bu nedenle bu işi yapmak istediğinizi söyleyebilirsiniz. Sonra kocasıyla tekrar konuşması için onu yönlendirin. Böylece o kişi kocasına emekli olduktan sonra ne yapacağını sorar. Adamın bir planı yoksa sizi arayabilir ve kocasının artık bu işe itiraz etmediğini söyleyebilir. Bu durumda o kişiyi üye yapma fırsatı doğmuş demektir. Tekrar ediyorum. Bu takip 48 saat içinde yapılmalıdır. Destek evresi ne demektir? Üye kaydettiğiniz kişiler, başarı kazanıncaya kadar onları kollamak anlamına gelmektedir. Çoğu durumda pek çok üye, tüketicilerin ellerindeki ürünler bitinceye kadar onları aramaz. Bir tüketici çok faal olsa bile, alt sıranızdaki kollarla çok meşgul olduğunuz için onunla ilgilenmeye zaman bulamayabilirsiniz. İşte İşleriniz bu nedenle artmıyor. Daha büyük veya daha küçük ayaklara önem vermemeniz, ortaklarınızın başarılı olmasını gönülden istemeniz gerekir. Onların başarısının kendi başarılarınızdan daha önemli olduğunu anlamalısınız. Özet olarak bir üye kaydettikten sonra o kişi başarı kazanıncaya kadar ona destek vermeniz gerekmektedir. Sırada yedinci adım olan danışmanlık var. Danışmanlık hizmeti vermelisiniz. Danışmanlık hizmeti sorun ortaya çıktığında verilir. Şimdi iş yaparken karşılaşabileceğiniz problemler üzerinde ayrıntılı duralım. Bazı kişiler hiç kimseyi tanımadığını söyleyebilir. Bu çok duyduğumuz bir açıklamadır. Hatta bazı kişiler çok az insan tanıdıkları için onlara birilerini tavsiye etmemi bile istediler. Bu kişilerin hiç kimseyi tanımadıklarını söylemelerinin nedeni tanıdık listesi yapmamalarıdır. Gelecekte iş yapacağımız girişimcilerin listesinden değil, tanıdığımız kişilerin listesinden söz ediyoruz. Herkesin en az 250 tanıdığı vardır. Hiç kimseyi tanımadıklarını söyleyen bu kişilere danışmanlık hizmeti vermelisiniz. Onlara aşağıdaki soruları sorun. Aklınıza önce kim geliyor? En çok kimin başarılı olmasını istiyorsunuz? En çok kimin için üzülüyorsunuz? Sizce bu işte kim en çok başarılı olabilir? Size bir kişinin adını vereceklerdir. O adı not edin. O kişinin telefon numarasını isteyin, olasılıkla söylerler. Numarayı da not edin. Kaç yaşında olduğunu ve nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu sorun. Geçmişi, işleri, memleketi ve diğer özellikleri hakkında sorular sorun. Bu sorulara yanıt vereceklerdir. Bu danışmanlıktan sonra o kişi için hangi seçeneğin en etkili olacağını belirleyin. Ürün teslim etmek mi yoksa ücret planını anlatmak mı? En çok ürünlerimizle mi yoksa geçinmekle mi ilgilenecek? Bu kişinin iş yapmakla ilgilenmeyeceğini, mali durumu iyi olduğu için ürünlerimizi beğeneceğini söylediklerini varsayalım. Bu durumda önce ürünlerimizi tanıtmalısınız. Veya bu kişinin geçinmekte güçlük çektiğini, yeni bir iş aradığını ve ürünlerimizle ilgilenmeyeceğini söylediklerini varsayalım. Bu durumda ücret planımızla kesinlikle ilgilenecektir. Bu nedenle işi tanıtmanız gerekecektir. Bu aşamada bu kişiyle birlikte mi buluşalım yoksa önce ben mi aramalıyım sorusunu sorabilirsiniz. Bu kişinin evine gitmenin mi yoksa bize çağırmanın mı daha iyi olacağını sorun. Bu danışmanlık sayesinde tüm sorularınıza yanıt vereceklerdir. Sonra ortaklarınızla birlikte bir dosya hazırlayın veya bu kişi için danışmanlık kaydı tutun. Bu sayede ortağınızın bağlantı listesindeki herkese organize şekilde destek verebilirsiniz. Ortaklarınızla konuştuğunuz tüm konuları not edin. Ortaklarınızdan biri hiç kimseyi tanımadığını söylerse, tanıdığı her bireyi saymasını isteyin ve ona danışmanlık yapın. Başka bir deyişle tanıdıklarını anımsamasını isteyin. Tanıdıkları anımsamak. Hepiniz bunu tekrarlayın. Tanıdıkları anımsamak. Ortağınızın tanıdığı kişileri araştırın. Aynı ilke doğrultusunda sponsorlarınıza müşteri adaylarını sorun. Ya akıllarına gelen herkesi söylemişlerdir ya da sahiden hiç kimseyi tanımıyorlardır. Sponsorlarınız hiçbir müşteri adayını atlamış olamaz. Bu nedenle üstelemenin faydası yoktur. Sponsorlarınız genelde sınırlı kaynaklardır. Fakat ortağınızın tanıdığı kişileri araştırırsanız, sonra o kişilerin tanıdıklarını araştırırsanız, o kişilerin çevresini araştırırsanız ve bu şekilde araştırmaya devam ederseniz bir defter dolusu isim elde edebilirsiniz. Ortağınızın tanıdıklarına destek vermeyi öğrenmesine yardım edebilirsiniz. Böylece pek çok kişi daha bulabilirsiniz. En yaygın ikinci problem pek çok kişi tanımak fakat bunların hiçbirini üye olarak kaydedememektir. Bunun nedeni ortaklarınızın şirketimizin vizyonunu ilginç bulmamasıdır. Sonuçta işle ilgili açıklamaları dinlemek zahmetine katlanmazlar. Bir başka problem insanların üye olması fakat hiç satış yapılmamasıdır. Satış yapılmamasının en yaygın nedeni sizin o ürünü bittikçe satın alan tüketici olmamanızdır. Kendiniz de o ürünü bittikçe satın alan tüketici değilsiniz. Ürünlerimizin reklamını yaparken hem teknik bilgiler veririz hem de onları kullanmanın harika bir deneyim olduğunu anlatırız. Çoğu kişi genelde ürünün teknik özelliklerine odaklandığı için kullanma deneyimine gelince dilleri tutulur. Başlangıçta teknik bilgi vermeniz gerekmez. Bu ürünü eleştirileri çok iyi olduğu için denedim. Bir bakalım ne oldu. Gerçekten harika. Siz de denemelisiniz. Harika bir ürün diyebilirsiniz. Bu durumda şu tepkiyi alabilirsiniz. Gerçekten mi? Bu kadar iyi mi? Öyleyse denemem lazım. Ürünlerin kalitesini yaşadıktan sonra başkalarını da etkileyebilirsiniz. Örnek olarak Hemohim'i alalım. Bu ürünü sürekli kullandığınızı varsayalım. Sabah yataktan kalktığınızda kendinizi yorgun ve halsiz hissediyorsunuz. Bu ürünü bir süre kullandıktan sonra daha az uyumanıza rağmen artık yorgun kalkmadığınızı ve enerjik olduğunuzu fark ettiniz. Bağışıklık sisteminiz takviye edildiği için artık sık sık nezli olmuyorsunuz. Bu nedenle o ürünü ömrünüzün sonuna dek almaya karar verdiniz. Hem o bu denli memnun kaldıysanız başkalarına tavsiye etmeye ne dersiniz? Tüm yapmanız gereken şey yaşadığınız deneyimi onlarla dürüstçe ve hevesle paylaşmak. Bu bile etkin bir reklamdır. Fakat bazı kişiler başkalarına sadece kutuları gösterir ve saçma açıklamalar yaparak lafı uzatır. Bu durumda insanları etkilemeyi başaramadınız ve bu nedenle de ürün hakkında karar veremiyorlar. Ürünleri açıklarken en iyi özelliklerini vurgulayın ve verdikleri iyi sonuçları tutkuyla anlatın. İnsanlar esas olarak o sonuçları satın almaktadır. Sonuç olarak insanlara bir ürün satmak istiyorsanız o ürünü kendiniz de düzenli kullanmalısınız. Sıradaki evre üye kaydetmenize ve satış yapmanıza rağmen işinizin büyümemesidir. Bu durum iki nedenle meydana gelir. Birincisi sisteme katılmalarına izin vermemenizdir. Seminerlere katılmaksızın işi tek başına yapmanızdır. İşini geliştirmek için seminerlere katılmalısınız. Bu süreç mıknatıs ilkesine göre işler. kuvvetli bir mıknatıs çok sayıda çiviyi kendine çeker. Bu çivilerin bazıları yere düşebilir. Zayıf bir mıknatıs az sayıda çiviyi kendine çeker. Söylemeye çalıştığım şey, güçlü mıknatıs gibi güçlü insanların başarılı olduğu ve zayıf insanların başarılı olamadığıdır. Yine de gücü az olan kişilerin %100'ü bu sistem sayesinde inanılmaz başarılar kazanabilir. Bunun büyük bir mıknatıslı pano olduğunu varsayalım. Bunu buraya yapıştırmaya çalışalım. Bunu yapıştırmak kalite ve fiyat nedeniyle tüketici olmaktır. Yapıştı mı? Bu şekilde kararlı olmak üyelerinizin başarı kazanmasını sağlayacaktır. Seminerlere bir grup insan getirdiğinizi varsayalım. Bunların bazıları konuşmacıdan etkilenebilir ve ürünlerimizi kullanmaya karar verebilir. Diğerleri de etkilenebilir, başkalarıyla paylaşmak isteyebilir ve sonuçta tanıdıklarını seminerlere getirebilir. Seminere gelen bir kişi yanında birini getirebilir. Bu kişilerle ilgilenmeniz gerekmez. Onları seminerlere getirmeniz yeterlidir. Size yakında veya uzakta oturmaları fark etmez. Geldikleri yer neresi? Hepsi seminere geldi ve oturuyor. Hepiniz seminere mıknatıs gibi yapıştınız. Fakat herkes bilgisayar sistemine bağlı. Bu nedenle sadece seminerde oturuyor görünseler de, ücretlerinizin tamamı size ödeniyor. Bu sistem böyle çalışıyor. Zayıf bir mıknatıs olsanız bile bu işi yapmaya devam edin. Ürünleri kullanmaya devam edin. Bu ürünlerin çok faydalı olduğunu ve bu işin uğraşmaya devam eder olduğunu başkalarına anlatın. Bunu düzenli olarak duyurduğunuz sürece Büyük bir iş kuramasanız bile, muhasebe sistemi kuramasanız bile, teslimat sistemi kuramasanız bile ve bilgisayarınız olmasa bile bizim sistemimizde başarılı olabilirsiniz. Bittikçe ürün satın alan tüketici olmanız ve tanıdıklarınıza reklam yapmanız yeterli. Alt sıranızdaki kişiler ve onların alt sıralarındaki kişiler de aynı şeyi yapacaktır. Böylece az sayıda vasfı bulunan kişiler bir araya gelebilir ve bu müthiş sistemimizde başarı kazanabilirler. Eğer bu insanları sistemimize katabilirseniz işiniz büyür. Ağınızın büyümemesinin başka bir nedeni olabilir. Bazı insanlar hiç kimseyle iyi geçinemez. Bu yüzden yeni tanıştıkları kişiler onlardan uzak durur. Ne yaptıklarının farkında değiller. Çok yazık. Çünkü tek yapmaları gereken şey oldukları gibi davranmak. Kalbiniz ne kadar büyükse işiniz de o kadar büyür. Ağınızı büyütememenin bir başka nedeni dar görüşlü olmaktır. İnsanları dar görüşlü yapan unsur, başkalarından daha üstün olduklarını sanmalarıdır. Bu işin sırrı, başkalarına alçak gönüllü hizmet etmektir. Merkez müdürleri tepeden bakmamalıdır. Ziyaretçilere alçak nasıl daha iyi hizmet verebileceklerini düşünmelidir. Merkez müdürlerinin ve sponsorların görevi budur. Bu konu üzerinde ne zaman dursam, merkez müdürümüz bize alçak gönüllü hizmet etmiyor yanıtını alıyorum. Bazı insanlar merkez müdürlerini çekiştiriyor. Merkez müdürlerini sorun etmenize gerek yok. Merkez müdürü hizmet etmiyorsa siz hizmet etmelisiniz esas olarak tek bir şeye önem vermelisiniz. Hizmet odaklı düşünmelisiniz. Çünkü gurur insana hiçbir şey kazandırmaz. A pazarlama işi para kazanmak içindir. Boş zaferler kazanmak için değildir. Bu işin hedefi şöhret veya unvan kazanmak değildir. İşin garibi bazı kişiler bu işi salt unvan sahibi olmak için yapıyor. Bu akılsız insanlar ustalık basamaklarını bahse girerek tırmanmak istiyor. Sadece para kazanmaya odaklanmak yanlış olur. Sadece tüketici grubunuzu büyütmeye odaklanın. Böylece satışlarınız her ay artacaktır. Aptallar terfi etmek için kendi kredi kartlarını kullanırlar. Böylece kart vizitlerinde yazılı unvanlarla gösteriş yaparlar. Bazıları başkalarıyla aptalca rekabet eder ve kendi ustalıklarını uzun süre koruyamazlar. Bunlar genellikle çok dar görüşlü insanlardır. Dar görüşlülük, başkalarından üstün olmayı isteme tavrının sonucudur. Kendinizi silmelisiniz. Başkalarına alçak gönüllü bir şekilde hizmet etmelisiniz. Beni daha iyi görebilmeniz için bu kürsüde duruyorum. Aslında size tüm kalbimle hizmet ediyorum, değil mi? Genel müdürler genelde saatlerce mikrofonda konuşmazlar. Sadece kibirli ve şık görünmek ve fazla yorulmamak isterler. Genelde kısa bir not okurlar. Çalışanlarına iyi dilekler dilerler ve hemen sahneden inerler. Neden sahneye çıkıyorum ve saatlerce ders veriyorum? Çünkü insanlar bana ders vermekte başkalarına kıyasla daha başarılı olduğumu söylüyor. Ve ders vererek şirkete duyulan güveni tasvir edebiliyorum. Bu sorumluluğu isteyerek üstleniyorum. Ve hiçbir zaman görevim olarak görmüyorum. Başkalarından daha üstün olmak isteyen aptalca egodan kurtulmalısınız. Gurur insana hiçbir şey kazandırmaz. Gururunuzu çöpe atın. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Gururlu insanlardan rahatsız olmaz mısınız? Olursunuz. Çok hassastırlar ve çok alıngandırlar. Komşularınızın mahalleyi temiz tutmak için çöp topladıklarını ve birbirlerine yardım ettiklerini görürseniz onları aşağılar mısınız yoksa takdir mi edersiniz? Etkilenirsiniz ve utanırsınız. Onları yüceltmemiz gerekiyor. Tekrar ediyorum. Kendinizi geri plana atmalısınız. Egonuzdan tümüyle vazgeçmek en iyi yoldur. İnsanların hakkınızda neler söylediklerine lütfen kulak asmayın. Eğer sizi çiğneyip geçmek onlara keyif veriyorsa, bırakın çiğneyip geçsinler. Kendinizi bu şekilde geri plana atmak size zor gelmemeli. Zarar etmeyi göze almalısınız. Para kaybetmekten korkmayın. Böylece kayıplara karşı daha dayanıklı olursunuz. Neden üzülüyoruz? Çünkü zarar etmekten hoşlanmıyoruz. Akıllı oldukları için hiç zarar etmediklerini söyleyen kişiler genelde kötü niyetli insanlardır. Bu tür insanlar başkalarını rahatsız ederler. Bırakın insanlar istedikleri gibi davransın. Çevreniz İstediğiniz gibi davranmanıza izin veren insanlarla dolu olsaydı ne yapardınız? Kendinizi huzurlu hissederdiniz. Zararlara katlanmayı bilecek ve istediğiniz gibi davranmanıza izin verecek kadar açık fikirli insanlar varsa onlardan biri olmayı istemelisiniz. Öyleyse beni dinleyin ve inisiyatif alın. Yaşamınızda bazı şeyleri kaybedeceğinizi bilmek en iyi yöntemdir. Örneğin bir ürün satın alırken verdiğimiz kararların %10'u ile %20'si yanlıştır. Her alışveriş yaptığımızda mükemmel kararlar veremiyoruz. En uygun fiyatlı, en iyi ürünleri arayıp bulmak çok zahmetli bir iştir. Akıllı davranmadığımız ve yanlış ürünler satın aldığımız zaman hata yaparız. Fakat arada bir yanılmanın normal olduğunu ve bu tür zararlara katlanabileceğimizi kabul eden toleranslı tavrı benimsemeliyiz. Diyelim ki bir elbise satın aldınız fakat beğenmediniz. Bu hatanın sizi çok rahatsız etmesine izin vermeyin. Kendi kendinize arada bir hata yapmanın normal olduğunu telkin edin. Fakat o elbiseyi her giydiğinizde üzülürseniz bundan kim zarar görür? Sadece siz. Tekrarlıyorum. Bazen zarar etmeye alışın. Bunu tekrar vurgulamak istiyorum. Dar görüşlülük size bir şey kazandırdı mı? Olası tüm zararları kabul ettiğinizde geriye sadece faydalar kalır. Ortaklarınızla yarışmayı aklınızdan bile geçirmeyin. Varsayalım ki çok zeki bir kişi, ortaklarına karşı dürüst davranmaya kararlı. Sorunları olan bir ortağıyla konuşuyor ve mantık yürüterek onu yanıldığına ikna ediyor. Orta hata yaptığını kabul ediyor. Fakat bu olaydan sonra o kişiyle ilişkisini kesiyor. Bu kişi tartışmayı kazandı fakat ortağını yitirdi. Bu gerçekten bir kazanç mı? Hayır, kayıp. Haklı çıkmayı bu kadar kafaya takmamalısınız. İnsanlar genelde saçma sapan tartışmalara girer ve kesinlikle mantıksız davranır. Onlara yanıldıklarını kanıtlayabilirsiniz. Fakat istedikleri gibi davranmalarına izin vermelisiniz. Bu tür insanlar tartışmayı kazandıklarında mutlu olur ve yanınızda kalırlar. Bu arada satışlarınız artar ve işleriniz büyür. Bu durumda kim kazandı? Siz kazandınız. Başardınız. İşte bu nedenle anlayışlı olmanız gerekiyor. Anlayışlı olun ve ortaklarınıza yanıldıklarını kanıtlamayın. İstedikleri gibi davranmalarına izin verin. Sonuncu adım olan sekizinci adıma geldik. Çoğaltma konusu üzerinde durmak istiyorum. Çoğaltma kopyalamaktan farklıdır. Çoğaltma klonlanmış koyun Dolly'de olduğu gibi klonlamaya benzer. Koyunlara taklit adını vermiyoruz. Öyleyse çoğaltma ile kopyalamayı nasıl ayırt edebiliriz? Size basit bir örnek vereyim. Bir ağaç var. Bu ağacın aynısını plastikten yaparsanız kopya olur. Plastik ağaç kopyalanmış sayılır. Bu ağacı nasıl çoğaltabiliriz? Meyvesinden bir tohum alırız ve toprağa ekeriz. Filiz verir ve yapraklar büyür. Sonra bitki giderek büyür ve ağaç olur. Çoğaltma işte budur. Size aptal kişilerin kopyalama çabalarını anlatayım. Şık müdürlere bakıyorlar ve onlar gibi olmak istiyorlar. Kıskanıyorlar ve onları kopyalamak için sabırsızlanıyorlar. İnsanlar lüks bir arabaya binmenin, pahalı bir restoranda yemek yemenin ve şık giysiler giymenin işe girerken avantaj sağladığı kanısında. Kabarık bir cüzdanın, şık bir arabanın, pahalı giysilerin ve gösterişli bir tarzın onlara yakışacağını düşünüyorlar. Bunu yapmak için borç bile alıyorlar. Siz sakın almayın. Gerçekten çoğaltmanın nasıl yapıldığını anlatayım. Royal Master Jong Park'ın bu işe başladığı zaman yaptığını yapın. Başladığında doğal olarak böyle değildi, yoksuldu. İş yapmak ve ağını genişletmek için çabaladı. Kar oranımızın yüksek olduğunu ona hatırlatarak cesaret verdim. Dışarı çıktığını ve çok çalıştığını gördüm. Arkadaşları DM ve SRM rütbelerine yükselirken o ASM'de güçlükle kaldı usta rütbesini elinde tutacak kadar satış yaptı ve basamakları yavaşça tırmandı. Bir buçuk yıl boyunca sessizce çok çalıştı. Bir gün iş yaparken çok saf davrandığını söyleyerek onunla şakalaştım. Ona söylediğim her şeye kelimesi kelimesine inandığını söyledim. Organizasyonuna daha çok önem vermesini, kullanıcıları seminerlere davet etmesini, böylece girişimci olmakla ilgilenebileceklerini söyledim. Bunları neden daha önce söylemedin?" dedi. O andan itibaren seminerlere pek çok kişi davet etti ve ağ büyüdü. Sadece ürün satmayı biliyordu ve ürünleri teslim etmekle meşguldü. Fakat çok çalışması ve tüketici tabanını büyütmeye kendini adaması şaşırtıcı bir sonuç verdi. Ağlarını korumaya önem veren üyelere kıyasla çok daha fazla sayıda girişimci buldu. CRM ve STM olması daha uzun sürdü. Önce Royal Master oldu. Sağlam ve büyük tüketici tabanı masaldaki yavaş fakat istikrarlı kaplumbağa gibi yarışı kazanmasını sağladı. Royal Master rütbesine herkesten daha kısa sürede ulaştı. Royal Master olmak istiyorsanız ne yapmalısınız? Daha çok müşteri çekmek ve daha çok satış yapmak için çalışmanız ve tüm tanıdıklarınızı Tüketicilere dönüştürme ilkesini uygulamanız gerekir. Tüketicileri arttırmaya odaklanırsanız, bir girişimci bulmaya kıyasla 100 tüketici bulmanın daha kolay olduğunu fark edersiniz. Tüketiciler günlük gereksinimlerini karşılamak için sık sık ürün satın aldıkça girişimci stoğu çok büyüyebilir. Dişlerinizi fırçalamadığınızı hayal edin. Herkes dişlerini her gün fırçalamalıdır. Yüzlerce insanın sizden ürün almaya ihtiyacı var. Haber çevrenizde kulaktan kulağa yayıldıkça bu sayılara kısa zamanda ulaşabilirsiniz. Diş macunu tüketicileri ilk bakışta bağlantısız görünür. Fakat bu sayıya ulaştığınızda ASM rütbesine yükselebilir ve ayda 2000 ila 4000 Amerikan Doları arası gelir elde edebilirsiniz. Alt sıranızdaki kişiler sizin bu kadar çok para kazandığınızı gördüğünde sizin gibi olmak isterler. Böylece daha çok müşteri çekmek için çok çalışırlar ve kısa bir süre sonra DM rütbesine yükselerek ayda 4000 ila 10000 Amerikan doları kazanabilirsiniz. İşimiz özet olarak bu şekilde işlemektedir. Çoğaltma terimiyle kastettiğim şey başarı kazanmış kişileri kopya etmeniz veya onlar gibi olmaya çalışmanız değildir. Onların 3 yıl önce yaptığı gibi çaba göstermenizdir. Onların açtığı yoldan gidin. Çoğaltma derken bundan bahsediyorum. Bu nedenle çoğaltma için aslının da iyi olması gerekir. Sadece iyi asıllardan iyi çoğaltmalar yapılabilir. Ortakların bana benzemiyor diye düşünürseniz bir terslik var demektir değil mi? Öte yandan eğer ortaklarınız dolaşarak, bittikçe ürün satın alan tüketici olarak ve insanları seminerlere davet ederek sizi çoğaltmaya çalışıyorlarsa başarılısınız demektir. Sizi temin ediyorum. Fakat kendinizi ortaklarınız için iyi bir örnek görmüyorsanız ve büyük bir başarısızlığa uğramaktan korkuyorsanız ne yapmanız gerekir? Kendiniz hakkında değişiklik yapmalısınız. Asıl sizsiniz. Asıllar çoğaltılır. Bu nedenle çevrenizi değiştirmek için eylemlerinizi değiştirmelisiniz. Başarıya giden 8 adım dersimiz burada sona eriyor. İşinizi yaparken bu kurallara uyduğunuz sürece buradaki herkes ASM rütbesine yükselebilir. Hepiniz iki ayda bir iki buçuk milyon PV üreten bir ağ kurabilirsiniz. Ek olarak alt sıranızdaki kişilerin bazıları çok çalışırsa onların satışlarıyla sizin satışlarınız birlikte ASM rütbesinde kalmanızı sağlar buradaki herkesin Atomi sayesinde hayatını umutla yaşamasını içten ve yürekten diliyorum. Hepsi bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler.